Pozunuzu alayım. Araba. İşten geldi ya, nasıl koşuyorlar. Deli gibi taburdan atladılar ha. Evet, şimdi Hüseyin'i sömürmeye gideceğiz. Biraz. Biraz da onun kanını emeceğiz. Anam, tavukçu kapalıymış. Neyse, fileye gideyim, bir yeşil meşil otlarız artık. Hayırdır? Yemen hemen yaparız. Hayırdır? Ne hayırdır derken? Niye geldiniz buraya kadar? He? Hadi in kızanlar. Vallahi istediğimi alırım babam maaşı. Yeah. Yo. Dağılmadı ki. Hakkı. Şeye gidiyoruz, buharlı yere. Koşma be. Hakkı. Yapma oğlum, poşete dolduruyordu. Bakayım marullar nasıl. Akşama kaldık. Şurada var bir tane. İyi bir tane buldum kız. Versene Yeren poşet. Hünnaplar bak. Mürebbet de olmuştur. Bırak, güzel değil o. Hünnaplar be. Dökülüyor diyorum bizim bahçede. Bahçede kimse yemiyor diye. Bakayım şurada bir şeyler var mı, değişik. Bak Ejder, işte beyazları. Hadi be. Şimdi almam maaşla. İrem gel, maydanoz sarmaya. İrem'i ko. Poşete koy yavrum. Sarma yapacağım ya. Alsana evladım. Alayım anneciğim. Aa, bu da sanki podyuma çıktı. Hüseyin mandalini çıkmış be. Kim ne zaman çıktı, biz yeni görüyoruz. Bak İrem. Tabaklara bak. Doğru Hüseyin. Fakir miyiz biz? Ayrı bir şey ya. He? Evet. Bıktım fakir olmaktan. Şimdi artık zenginim diyeceğim artık. Fakir fukara. Al poşet, koparsana bana. Şimdi anneciğim sipariş verdi. Anana mı sipariş verdi? Evet. Okusun. Benim için. Okusun kalmış zaten. Ekşi ya. Elma. Şu iki tane koyar mısın? İki tane. Evet. Fakirliğin gözü kör olsun. Dur anneciğim. Ne işin şu an? Şu iki tane ekşi elma koy. Şunu? Evet, şundan. Çok ufak sesli mi? Yeni ne tutuyorsun? Ne yavrum? Niye? Bu neymiş? Bu nasıl armut be? Armut ya, kış armut işte. Böyle armut da görmedim hiç. Deveci böyle olmuyor ki. Deveci değil, kış armut. Sanki kendi gördü. Gördüm ya. Baksana bunlar ne şirin. Gerçek kabak. Ne elma o? Star King mi, Granny mi? Hangisi? Şu değil mi yavrum işte? Star King mi? Nereye kayboldu bunlar da? İn oradan. Kartravali şey, parka getirdim onları da. Buradan gözükmüyor. Kartravali'nin oturağı kırılmış. Hakkı da bacağın arasına almış şeyi. Demiri. Hadi biraz da kaydırak. Biraz da kaydır ha. Ben de gececilikten çıktım. Bakın saat öğlen oldu. Hatta öğleni geçmek üzere. Hadi kıramadım onları da parka getirdim ama. Nereye gittim ben? Okul forması almaya. Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi acımayacağım. Toplamda 750-800 lira para verdim. Yok. 845 lira. Bir tane de kilotlu çorap aldım. Koton'un. Muz çorap gibi böyle. O 40 liraydı arkadaşlar. 3 tane de babet çorap aldım. Hakkı spor ayakkabısının içine giysin diye. Bir tane de desenli yereme. 3 tanesi de 15 liraydı. Ben bir yere gidecektim. Bir arkadaş beni uyardı. Çok sağ olsun. Ay, arkadaş önemli. Önemli. Burada bana bir yer tarif etti. Fısalık ocağından doğru yukarı geldim. Şöyle Hasan giyeyim diye burada. Evet, diğer yerlere göre uygun.
Gidiyor muyuz? Tamam. Alın poşeti. Burada. Evet. Formaları da aldık. Allah kerim. Vallahi dedim maaşta da yedekleri alırım. Şimdi birer tane anca gücüm yetti. Bir onu aldım üst. Bir tane pantolon atiye aldım. Birimi zaten etek. Diz altı. Yani hemen bileğin üstü. Şöyle bir karış kadar ayak bileğinden yukarı. Güzel lacivert. Pileli. Yani bir iki tane pilesi var. Tamam işte. Formasız gitmeyecekler. Amacım oydu zaten. Formasız yollamamak. Zaten oraya uygun kıyafet yok. Şimdi konuşma yapıyorum. Tamam. Normal okul olmuş olsam Lacoste tişört pantolon ayarlayacağım maaşa kadar. Neyse bir şekilde hallettik. Şeyi aradım. İrem'in onay bekliyordu okulu. Şimdi okula kadar yürümeyeyim dedim. Hemen Google amcaya yazdım. Telefonla iletişime girdim. Hızlandırdım biraz. Onayladılar çok şükür buradan. Çünkü haklı gel. Buradan gelen mi? Onaylamasaydı oradan da alacaktım. Çünkü asla hakkıyı tek yollamazdım. İkisini bir vereceğim dedim okula. O zaman da artık bilmiyorum neler olurdu. O zaman mecburen Yıldız Kent Ortaokulu'ydu. Gel annem şeyden yürümeseydi güneşten. Evet işlerimizi hallettik. Onayı da verdirdi. Orada söyledim ona göre forma alacağım. Bir daha da vaktim yok dedim. İzin almak zor dedim fabrikadan. Çok şükür orayı aradı, burayı aradı müdür. Halloldu. Şimdi okul olayını hallettik. Özetle karşıya geçin formaları da aldık. Kalem, defter, okula gideceğiz. Artık ne? O 150 lira parayla, 300 lirayla A4'lere maaşa. Zaten anneciğim gel. 7-8 gün sonra zaten maaş alacağım. Adam zaten şey yapmadı yani. Bir dakika bekleyin. Bekle gel yanıma. Gel. İrem bekle. Geç geç hemen. Geç koş koş koş. Önümden koş. Hakkı. Hadi üçümüz üstüne. Dur. Şimdi değil. Anne gel. Oluyor. Bekle. Burası da bahsettiğim okul. Resimli tabelanın olduğu yer. Gazi. Neyse yetirin ne Gazi? Niyazi olmuş orası. Tam Niyazi'nde. Ondan sonra buraya geleceğiz. Kırtasiye. Kalbimden vuruldum zaten ödemelere geçerken. Bu arada burada şey var mı bilmiyorum Carrefour'da. Bakın orada da spray kaplı defterler uygun. Çizgili, çizgisiz, kareli. Onlardan alacağım resim defterleri falan. Valla boyalarını idare etsinler. Şimdi 80-100 lira da para vermem. Kuru boyalarında zaten bir şey yok değil mi? Öyle ötekileri de birleştirmiştim ben. Aynı renklerini ayırıyorum. Yarısına Hakkı'ya aynı renk olanları. Kalem kutu yapıyorum Hakkı'ya. Bir Hakkı'ya alacağım sulu boya. Yerimde var sulu boyası değil mi resimden? İrem. Sulu boyan duruyor değil mi? Ha, öyle kullan. Ben sana ne dedim? Evde harcama dedim onları. Ya kusura bakma. Hiç de almayacağım. Kaç kere tembihledim onu. Ay yandım. Evet. Anneme de valla gelirken açma aldım. Poğaça aldım. Peynir, zeytin koydum. Çocuklara da birer açma. Dedim fazla vakit kaybetmeyin. Bak işlerimi hallettim. Şimdi gideyim eve. Hiçbir şey yapmadan direkt uyuyacağım. Uykumu almam lazım. Resmen bugün uyukladım fabrikada. Bir ertesi günündeyiz. Videonun
Vurdum kafayı, yattım. Bugün de geldim. Bugün de kahvaltı faslı oldu. Yatayım dedim. Hatta her şeyi bıraktım. Hiç böyle bulaşıkları bile. Çünkü evin işine dalıyorum. Bu sefer saat 2 yapıyorum. Ve haliyle vücut iyice yorgun düşüyor. Yani sabah gelince işte. Bu sefer yattığım zaman da yani çok da yorgun olursam saat 7.30-8'i buluyor. 2.30'da falan yatınca bir yarım saatte hemen ne kadar olsa debeleniyorum yani, öyle uyuyorum. Ondan sonra bir kalkıyorum. Hadi sofra hazırlı. Çünkü akşam giderken de sofrayı hazırlıyorum. Öyle gidiyorum. Hatta o gün neredeyse yemek bile yemeden gittim yani işe. Orada kahvaltı yapıyorum gerçekten. Yani anlayacağınız. Bugün de çocukların sesinden uyuyamadım. Hakkı. Hakkı ablasına kızıyor. Dam kapıyı açıyor, giriyor içeri. Anne anne anne, çocuk işte algılayayım. O kadar konuşuyorsun. Yapıyor yine. Sonra tamam diyor, özür dilerim diyor ama benim uyku gitmiş oluyor. Bugün saat yine 12'ydi yaptım. Yani aslında nereden baksanız gene eve geliyor mesela. Sabah 9:15'te. Hani çay koy, çocukları hazırla, kahvaltı hazırla. Kahvaltıyı kaldır derken yine ben öğleni buluyorum bir şekilde yani. Saat kalktım 2.30'da. Yani 2 saat, 2.5 saat hiç yetersiz, bu sefer fabrikada uyukluyorum. Sesim de şu an açılmadı. Bazen diyorlar hasta gibisin, yorgun gibisin. Yarım saat oldu uykudan kalkalı. Bir kahve içtim ama açılmam için böyle 1-2 saat lazım bana. Neyse, lafı fazla uzatmayın. Formalardan bahsetmiştim. Beni zaten poşetten bile bakın çıkarmadım. Misal bir zamanımı bekliyorum işte, bir yarım saat hemen çevireceğim makinede. Ütüleyeceğim bir güzel. Askıları asacağım, hazır. Hiç uğraşmayacağım okul vakti. Şimdi okul zamanı da pazartesi günü arkadaşlar. Gündüze geçiyorum vardiyam. Yani sabah gideceğim, akşam geleceğim. Çocukların da ilk şeyi tamam. İlkokul çocuğu değiller ama yeni okul, yeni yer. İstiyorum ki ben götüreyim. Bir de öğle şeyini konuşmadım. Arasına. Yemek saati ne kadar? Çocuklar dışarı çıkabiliyor mu? Nasıl çıkabiliyor? Kafalarına göre mi izin veriyorlar? Hani kafalarına göre dediğim serbest mi yani? Öğle zamanı dışarı çıkmak. Yoksa izin kartı falan mı almak lazım? Şimdi benim ev yakın ya. Yereme dedim, eğer öyle bir şey varsa ya da bir ben konuşayım. Çünkü sabah zaten kahvaltı paslı. Bir gececilikte yetişemem. Bakın 9:15'te eve geliyorum gececilikte. Gündüzde kahvaltıyı hazırlarım. Onları erken olma olur saat, o zaman bakacağız artık. Hiç olmadı sofrayı hazırlarım ama onlar da he he demeden yani ötelemeden yemezler kahvaltı. Ben tabii ki de yanlarına açlık vereceğim. Bakalım o zaman Hüseyin'e paslaşacağız. Çünkü Hüseyin ben tam evden çıkacağım zaman Hüseyin kalkıyor. Şimdi arkadaşlar, ben bu arada çektiğim videoları, yani bu önceden izlediğiniz 10 dakikayı editledim. Şu an devam ediyorum o editten. Orada uykulu halimle, kusura bakmayın böyle şeyler olabiliyor. Beynim yanıyor çünkü geçicilikte. Yani bazen konuştuğum şeyleri burada bakıyorum, ölüyorum gülmekten, diyorum ne demişim, ne yapmışım. 850 küsür falan demişim. Yok, yanlış söylemişim. 700 lira formalar tuttu. Bir 50 lira da, hatta 45 lira çoraplara verdim. 745 lira toplamda. Yedeksiz bir şekilde. Şimdi Hakkı'dan başlayayım size. Bir de bu arada benim gittiğim yer arkadaşlar 250 TL'ye. Farka bakar mısınız? Lacoste'lar var. Ama okul okul değişir mi? Bakın onu da bilmiyorum ama. Ya da İmam Hatip okulları. Değişir mi forma fiyatları? Ortaokul değilse ilaki fark eder. Bence fark eder. Belki ilkokul mu daha çok pahalı, bilmiyorum. Ama bana dediler ki o gittiğin yer uygun diğer yerlere göre. Hatta formalar 100 TL fark ediyor diye. Belki de o zaman 250 liraydı. Arkadaşlar üstleri, İrem'in de üstünü. Hakkının da üst formasını 150 lira verdim. Uygun değil ama diğer yerlere göre uygun. Yani ben hep 250 TL'den
Hesap yaptım kafamda. Hakkı'nın forması bu şekilde. Mavi. Burada arması var. Kolların ribanası çizgili. Şöyle. Bu tam uydu. Bir beden büyüğünü alayım mı dedim. Çok çuval gibi gelir dedi. Ben bir bakayım dedim. Çünkü bunların çekme bir payı var. Adam da söyledi zaten. Sürekli aldığımız için de bu kumaşları artık tanıyoruz. Yedekleri almadım ya. Yani maaşlı alacağım, adama da söyledim. Dedim böyle böyle. Ben şimdi dedim hani maksat formasız gitmemek. Ben bunu bir deneyeyim dedim. Yıkayım ne kadar çekecek. Üstüne göre. Çünkü Hakkı çocuklar çabuk boyatıyorlar. İnsan bilemez. Bakın geçen sene neredeydim, bu sene neredeyim. Kiracı insansın. Tutun ki bir şey oldu. Hani seneyi de giysin mantığı var bende de. Şeyi de aldım mesela, pantolonlar elimde kaldı. İrem'in giyilmediği şeyler var. Bir dahaki seneyi düşünerek almıştım. Ama yedek almak zorundayım. O da var. Özellikle yeni üstlerde, altlarda şimdi çamuru olacak, gelecek. Zamanın olacak mı, kuruyacak mı? Adama dedim yani bulabilir miyim dedi. Adam dedi yani inanın dedi, herkes de aynı durumda dedi. Fazla fazla sipariş yaptık, elimizde bulunacak. Aa, tamam dedim, içim rahatladı. O zaman maaş aldıkça, işte eşim avans aldıkça gider alırım arkadaşlar. Hakkı'nın üstü. Lacivert kumaş pantolonu. Paçaları yapılacak. Ben tuhafiyeye gideceğim arkadaşlar. Şu makine için lacivert ve siyah beyaz bobin alacağım. Hüseyin'e de söyledim, daha aramaya bile vaktim yok. Ama zaten burası küçük yer. Büyük ihtimal o meydanın orada bulurum. Bu arada bir de kargolarım geldi. Böyle yandan cepte, arkadan bir tane cebi var. Düğmesini ilikleyebiliyor. Bir lastikli. Bundan şu düğmede zorlanmasın diye bir tarafta alışsın istiyorum da. Şuraya kanca yaptırmak istiyorum. Şöyle hemen kancayı taksınlar. Arkadaşlar bu da 6200 TL. Ama şimdi düşünün, iki pantolon. Bir kısa kollu. Bir tane daha uzun kollu aldığım zaman ikisine de hesap edin. Yani 2, 3, 4, 5 tane bir çocuğa. Evde olsan yıka kurut. Ama değiliz. Mesailerimiz de oluyor. Eve geç geldiğimiz oluyor. Ama işin güzel tarafı taksit almak. En azından bulacağız. Evet. 200-350. Bundan sonra İrem'in. Şöyle indireyim. Düğme fermuar arka tarafta. Etek. Ya bunu niye kipile gördüm ya? Pilesine bakıyorum şu an. Şöyle herhalde ayrılı diye kipile gördüm burada. Burada tek pile. Şöyle şu şekilde. İrem'e buradan böyle zaten dar oturuyor. Şu altı kiloş geliyor. Ama yakıştı yani üstünde. Kumaşı da böyle sert abo bir kumaş değil. Güzel. Ne çok kalın ne çok ince. Güzel yani kumaşı. Eteği. Eteğin üstüne şöyle yine lakot. Uzun kollu. Arması. Yine kol ribanası da çizgili. Böyle. Aynen, güzel durdu. Hırkaları var. Hırkaları da arkadaşlar, yerimin de aynı. Hakkının fiyatıyla. Bu da 150 lira. Yerimin altı da 200 lira. Hırkalar.
Hırkalar 300 lira arkadaşlar. Onları da sonraya bıraktım. Şimdi kara kış değil ya. Şu an gerek yok. Yani bir dahaki maaşa da yetişir onlar. Zaten yani 300 lira. Bakın haklıya 300 lira hırka. Yeleme. Bir de yedek olarak forma alsam. Tamam. Hayırlı işler. Diyorum ya yani herkes aynı durumda. Okullar çünkü açıldı. Herkes çöktü. Çok şükür halimize yine. Açıkta kalmadılar yine bakın bir şekilde. Allah yardım ediyor yani. Eteğin altına da arkadaşlar. Tabii ki bir de kışı düşünerek etek giyecek ya. Ne olur ne olmaz etek olduğu için benim kafaya biliyorsunuz. Altına böyle kısa tel giydiriyorum ama bu uçuşacak bir etek değil. Yani çünkü üstten kiloş gelmediği için. Şöyle kotonun muz çorabını aldım. İnce bu da lacivert eteğin renginde. Bu da arkadaşlar 40 lira. Çorap. Şöyle bebek çorap aldım 3 tane 15 lira. Hadi bir tane de yereme dedim seçeyim. Spor ayakkabının içine. Botların içine bile şey yapıyorlar ama botlarda ayak bileklerini diyor mu acıtmıyor mu? Ben mesela kısa çorap giyeyim. Bot giydiğim zaman böyle ayak arka bileklerim böyle soyuk gibi olur böyle yani. Canım acır. Onlar alıştı böyle babetleri. Benim gene ama bakın bu böyle üstü dar. Bazıları o kadar topuk şeyinde ki yanında böyle topuğumun yarısından çıkıyor babetler. Ay sinir oldum. Böyle ayak ucumdan çıkacak yani. 3 tane de böyle babet çorap aldım. Anam ayakları bile büyüyor. Küçülmüş hep aldıklarım. Şimdi onları da ayıklayacağım. Daha bir de ben kışlığı çıkarmadım. Millet yazlığa kışlığa girdi. Kışlıklarını çıkardı. Ben bir polarlarımızı çıkardım senin üstümüzde. Bir de çocukları birer tane hırka tamam. Fazla uzatmadan. Canım benim Melih abla. Kargolar dün de gelmişti arkadaşlar. Dedim şimdi gelecek olanlar var. Çünkü benim telefon numaramı Melih abla kargo için mesela paylaşıyor. Nerede, ne zaman gelecek bileyim diye. Şimdi bazen arka arkaya geliyor ya. Mesela Hakkı'ya gelmiş oluyor. Yereme sonradan mesela gelecek bir iki gün sonra. Şey yapıyorlar. Bu sefer dedim hadi bekleyeyim bu kargoyu da öyle açayım diye. Yoksa önceden gelmişti. Arkadaşlar bayağı bir bantlamışlar. Ben şunu bir bıçakla açayım geleyim. Bu arada önce attığım video için okul için çok vurgulama yapanlar oldu. Bazı arkadaşlar kusura bakmayın da haddinizi biraz aştınız orada. Çocukları ziyan ettim falan filan gibisinden. Size yanlış gelebilir. Ama bakın ben bir anneyim. Anneler çocukların kötülüğünü istemezler. İstisnalar için konuşmuyorum tabii ki. Çoğunluk yani değil mi? Herkes evladın iyi bir eğitim almasını ister. Allah hayırlı öğretmenlerle karşılaştırsın. Okul müdürleriyle karşılaştırsın. Ve iyi arkadaşlarla, hayırlı arkadaşlarla karşılaştırsın. Bu konu üzerinde fazla yorum yapmak istemiyorum. Ne dedim ben geçen? İster kolej olsun, ister devlet okulu olsun. Olmaz olsun, batsın dedim. Karşımdaki okul için. Bakın orası bir imam hatip okulu değil. Burası için duymadım. Burası da dibimde. Orası da karşımda. Aksine burası için. Ve orada duyumlardan ibaret ama hep okula, mesela okuldan almış çocuklarını. İşte fabrikada arkadaş mesela, o anlatmıştı ilk bana. Çocuklarımı aldım diyor. Şimdi kadının ne zoru var beni tanımaz etmez o kadar da. Aman Elif abla dedi. Benim başıma geldi senin gelmesin dedi. Yine bir arkadaş burada komşular aman aman dedi bana. Daha taşındığım vakit daha bu fabrikadaki arkadaşla konuşmadan emin. Kapının önünde daha kayıt için daha sormadan yani mesela gitmemiştim içeri İmam Hatip Müdürü ile görüşmeye.
Ben kapıda 5-6 kişiyle konuştum. İki tanesi gene okuldan almış mesela. Bir sene okutmuş. Böyle yaptı kadın. Asıl çocuğunu ziyan edecek kişiler ziyan etmeden bereket almışlar çocuklarına. Bakın. Sonra işte dedim ya size her şeyde bir hayır vardır. Hayır mı şer mi göreceğim. Tamam, ben şimdi ilk izlenimlerimi sizle paylaştım. İlgili bir şekilde konuştuklarını yaşamadan, görmeden bir şey diyemeyiz. Ve artı benim seçeneğim yok arkadaşlar. Ben kaç yere dolaştım, bunu size kaç sefer mesela paylaştım. Sinirlerim artık böyle gerçekten laçk oldu. Gececilikten çıkıyorum, beynim yanıyor. Orayı ara, burayı ara, orası oraya atıyor. Oraya gidin, buraya gidiyorsun. Gene aynı adreste hiçbir sıkıntı yok. Hala tutturmuşlar nüfus nüfus. Millet masa başında, telefonda bile 3 dakika, 4 dakika, 5 dakikayı bulmaz ayıramıyor arkadaşlar ya, vatandaşlar için. Yani biz ne yapabiliriz? Düşünsenize, şimdi hiçbir yerde kaydınız yok. Ne yapacak vatandaş ya? Onun işi değil, senin işi değil. Yani çileden çıkmamak mümkün değil. Kaç tane okula gittim. Çocuklarla vallan sıcağında. Yorgun yorgun. Bu kadar yani insanı resmen çileli bir hayatı sürüklüyorlar yani ya. Gerçekten çile yani, dert. Hiç durduk yere bile yani. Sadece işini yapmak istemeyen insanlar yüzünden. Bakın ben zaten takipleyeceğim. Ben kendimi, tamam dört dörtlük hepimiz değiliz ama vallahi da ilgisiz, alakasız, duyarsız bir anne gibi görmüyorum. Tabii her zaman söylüyorum bunu, yetemediğim zamanlar oluyor. Yani bu çalışsam da çalışmasam da işte ev işlerinden efendime söyleyeyim. Yine fırsat bulamıyorduk fazla. Hele bu işleri yaparken. Ben bu YouTube'u yapmadan önce eve iş alıyordum ya. Yani ben tamam bir dönem ara ara veriyordum ama ben sürekli alıyordum yani, ara ara yapıyordum. Ve yaptığım iş de kolay değildi. Bakın evi iş alıp da geçmeyin yani. Orada insanlar size işte yaptığın kadar para vermiyor. Size bir iş veriyor, diyor ki bu kadar bu kadar, bana işte 2 gün sonra teslim edin. Eve bir geliyorsunuz, yapıyorsunuz işi. Hiç düşündüğünüz gibi değil yani. Sabahlıyordum ya. Yani bazen değmeyecek paralar için gerçekten evde sabahlıyordum. Yani dışarıda çalışsanız inanın daha iyi. Ama çocuklarımın başında olayım diye ev iş almayı tercih ediyordum. Ya o da kolay değil. Hiçbir şey kolay değil gerçekten. Hani derler ya işte Allah helalinden kazancı nasip etsin diye. Ama çok şükür. Az oldu, öz oldu. En azından haram yedirmedim çocuklarıma. Eşim de öyle. Çocuklarımın başında doğdum. Şimdi de çalışıyor olabilirim. Hiç vaktim yok değil. İşte ben vardiyalı işi niye tercih ettim? Böyle gündüzü de çocuklara vakit ayırabileyim diye. Şimdi pazartesi de nasip olursa işlerle yoğunlaştı fabrikada. Band şefinden izin almak istiyorum okul için. İlk günü bari. Hani bir takipleyeyim nasıl geçti. Öğlen yemeğine gelecekler mi? Sabah kendim götüreyim istiyorum ikisini birden. Çekinceleri olmasın. Şu sıra falan olur mu bilmiyorum ilk gün. Hani orada bulunayım istiyorum arkadaşlar. Hem de şöyle dışarıdan ilk günü bir gözlem yapayım. Hani çok affedersiniz, burayı oraya da için kullanmasam da hani balık baştan kokar misali. Bir gözlemleyeyim istiyorum. Bunları rica edeceğim. İnşallah izin alabilirim. Alamazsak işi de riske edemeyiz tabii ki. Artık gececilikte nasip olacak. Ama yanlış çok yani, bakın karşınızdaki insanla, yani benim yerime kendinizi koymuyorsunuz. Çocuklarını ziyan etti. Niye ziyan ettin? Patakhaneye mi yolluyorum çocuklarımı? Bir de siz benim bir önceki videomu izlemediniz mi? Ne dedim size? Ters bir şey görürsem ben zaten çocuklarımı alırım. Alırım, manyak mıyım ben yani? Ya sesini çıkarmayan bir insan mıyım? Ben zaten peşin peşin konuşmuşum orada her şeyi. Lütfen biraz bu konularda hele böyle annelik olayında yorum yaparken bin düşünün bir yazın. Kırıcı oluyorsunuz.
Bir de benim öyle bir şeyim var ya hani mesela arkadaş konularında da değinmiştim, ne demiştim. Herkes bir şey söyler biri hakkında. Ama benim bu yediğim kazıklar niye işte? Çünkü ben kendim kazık yemeye bekliyorum. Çünkü ben yaşayacağım, ben göreceğim. Ondan sonra notumu vereceğim, kararımı vereceğim. Şimdi de hep duyumlarla hareket ettik. Bir de içine girelim, görelim bakalım. Benim çocuklarım her şeyi söyler. Hele İrem. Neden ben İrem'le gitsin istiyorum bir de? İrem noktasını virgüle ne kadar anlatır her şeyi bana. Hakkı içinde. Neyse diyorum ve konuyu kapatıyorum. Oh, oh, oh. Ay bu kadar da uymaz renklerim Eli abla. Ay çok güzel. Bak şimdi dur. Bu hakkınızsa hakkının da forması da İrem'in. Lila. Kırmızı mı? Ay ikisi de aynı. Çanta almış. Modanın. Ay çanta da. Bak ben de illaki büyük alacaktım. Ortaokul için dosyalar falan var ya. Bakın o çekçekli vardı. O valisi de oldu. Zaten Hakkı için bir sene çok bir şey. O kadar kızıyorum ki ona. Evet, çok güzel. Su geçirmez. Kumaş değil bakın su geçirmez. Meli abla kim kaç var? Vallahi kim kaç para. Bir de moda. Şöyle bakayım. Ay içeği de çok güzeldi Şaman. Bayıldım. Çok güzel. Hatta burada bir kırtasiye vardı. Orada da beğenmiştim bir çanta. Ay dedim çok güzel onu alacağım. O da 475 liraydı yani işte. 500 gibi düşün dedim size yine. 500-500 verecektim. Ama bu kadar bile güzel değildi yani. Bak şimdi hatırlamıyorum onu da. Belki de su geçirmez bile değildi bak. Bayağı da pahalıydı. Arkası da böyle. Çok güzel. Şurada bir bölmesi. Buraya şeylerini koysunlar işte. Parasını marasını. Efendim senin bazen makas, bant şey yapıyorlar ya. Anam kız. Ben şey açıyor kız. Estağfurullah. İçinde okunuyor. Saat 16.45. İşte paralarını koydurayım mı buraya? Yani böyle farklı bir şey düşündüm para için ama. Birkaç kere açmak lazım. Şurada bir bölme. Rahatla şu aşağı kadar şeyi var. Daha şöyle. Bayağı da büyük ya. Şurada bölmesi. İçi de bak bir şey dökülse aynı. Evet. Çok güzel. Onun da aynı şekilde. Rengi farklı. Bu hakkı ya. Büyüreme. Bu hakkı da tersine. İreme dediklerimi hakkı şey yapıyor ben diye. Gerçi onun renk ayrımı yok da. Çok güzel ya. Kız benim bile takasım geldi. Vallahi benim bile takasım geldi. Rengi de seviyorum ya kırmızı. Ay sağ ol Melih abla. Vallahi bayıldım. Samimi söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Şu detaylar falan böyle bu su geçirmez olayı. Ve gerçekten önemli olan büyüklüğüydü.
Çok ciddi söylüyorum, eğer alıp da küçük olsaydı, yani küçük gelmiş olsaydı, hani mesela yedeklerde kullanırdım, gene alırdım. Ama gerçekten dosya mosya. Bilişim kadına da şey yok, bazı şeyler öyle oluyor maalesef, ama kadın internetten alışveriş yapıyor, yani eline bakmıyor ki. Ben bile aldığım kıyafetler yani bebek şeyi gibi geldi, hiç şey yapamıyorum. Hele ayakkabı konusunda çok yendim be. Ay çocuklar da bayılacak vallahi. Şimdi içleri rahat gidecekler. Çantayı şey yapacaktım gene, maaşa bırakacaktım, ne yapayım. Şurada da bir karbon var arkadaşlar. Bu çantalar bugün geldi. Bu ikisi arkadaşlar. Bunlar iki gün oldu. İşte bakın açmıyorum. Sizin açıyorum. Bunlar da çanta. Bu kumaşlı. Fikir mi değiştirdim Eli abla? Bunlar şey mi yoksa? Şey spor malzemeleri için mi? Çantalar. Şimdi Eli abla nasıl bana gülüyor var ya. Bilmeyince ne demişim de böyle tahmini. Vallahi şimdi aklıma geldi spor şey için. Yedek mi yoksa nedir? Ben şunu şey yapayım. Bu ne bunu? Sarı kafa yanılttı bende. Burada bir astar var da yanlış mı dikilmiş, ne olmuş buna? Ha. Bir de bu hallerim yani benim. Şimdi bunun bir astarı şurada var. Bir de şurada bir astar, bir şuraya mı dikilmesi gerekiyordu acaba? Şuna bakayım. Nasıl içeceğiz? Evet. Bunda yanlış dikim hatası var. Bakın bunu. Bak şimdi kadın ne yapsın işte. Diyor mu ya bak. Dikim hatası var bunda. Yanlışlıkla buraya kıstırma yapmışlar bakın. Bakın. Burada öyle bir boşluk yok. Altta bir fermuar var. Bu neymiş? Vallahi ben bunu çözemedim. Şu altta bir fermuar var. Yok üst bu. Dur kız. Beynim yandı vallahi Melih abla. Dur şimdi bu üst. Tersinden mi baktım açtım? Yok. Evet. Melih abla seni ne yapmasın? Dur şunun bir ucunu bul bakayım. Şurası tepesi. Uykunu da almadın. Allah seni ne yapmasın dedi, değil mi? Şu işte üstteki şey. Cep. Tamam dur şimdi. Ondan sonra cema. Şu astarın mantığı ne, bunu çözemedim. Şimdi buradaki astar. Şuraya mı dikilecekti acaba da, bu içine mi? İkisi de mi aynı yer dikilecekti, olmadı.
Ben şunu bir Melih ablaya sorayım bakayım. Bu normal çanta mı? Görmeyince Mahmut. Neylesin Mahmut? Ben buna bir şey uydururum da. Herhalde. Şu mavinin astarı iyice şey. O öyle bir... Niye böyle bu? Dur bakayım ben bir sorayım. Bu bir şey değil bu. Terziye de veririm ben bunu. Derim şuraya şey yap. Bunu çıkar buradan. Efendime söyleyeyim. Şuraya diktiririm. Şu arkası gibi. Ama ben şimdi çözemedim. Bilmediğim için de bilmiyorum şimdi. Yorum yapamıyorum. Ya çanta olarak aldım bunları. E kadın da niye alsın şimdi öyle öyle? Ya da spor şeylerini koymak için. O zaman gerek yok şey yapsın da. Allah Allah. Vallahi çözemedim ha. Melih abla da ölüyor gülmekten bana böyle ben. Çözemeyince böyle. Melih abla. Dur konuşacağız. Ondan sonra Cuma. Soluk almış Melih abla. Kusura bakmayın unutuyorum şöyle kamerayı. Şeydi. Askılıklı. Askılıklı da bu gariban kalmış. Ha bunun burada askılı var. Bunun burada var. Bu da çantaya takılıyor herhalde değil mi? Bakayım. Şimdi ikisi seçecek bunu. Hangisi hangisini kullanmak istiyorsa. Bir bu basılı olanı. Bunda dökülme olur mu? Olmaz herhalde. Şuraya bakayım. Buradan herhalde çekince su gelecek kız. Ha. Böyle açacağım mı bunu? Bakayım. Kapa bakayım. Ha bunu böyle çekecek. Böyle kapağını yiyecek. Bunu şey yapamaz. Hakkı bunu açık bırakır döker. Hakkı bunu kullansın. Onun için kolay. Bunu da İrem kullansın. O zaman elini açacak bunu. Buraya da takar bunu işte de. Bakayım düşer mi? Düşmez. Çantalar çok güzel ya. Hayır ben de vaktinizi alıyorum size ama böyle çözmek zaman alıyor bende. Evet burada da arkadaşlar. Bak ilkiden bir kargomuz var. Çocuklar da yok. Çocuklar da kapı önünde oynuyorlar. Ay 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 ay. Kafam çantaya takıldı şimdi o astarlara. Ay ay kazanmış. Çok riskli şu an. İnşallah Melih abla numara. Ay Melih abla. Vallahi 36. Hakkı 36. Numara giyiyor. Ayakkabıyı görünce dedim 35 olursa kafadan gider. İnşallah kalıpları da uyar. Ay çok güzeller. Hem pantolon da lacivert. Yarım bot almış arkadaşlar. Evet, 36 numara.
Çok güzel ya. Köpeğim şeyli mi? Bağcığı yoksa süt mü? Süt değil. Ben şimdi ayağına göre ayarlıyorum ipini. Hani bağcığını çözmeden giyiyor ya çocuklar. Ondan sonra çıt çıtını kullanıyor bir daha. Hala öğrenemediler. Kör düğüm yapıyorlar. Ben diyor öğrendim diyor. Bağlıyor mu diyor. Bir de sinir ediyorlar beni. Bak diyorum şöyle bak böyle. Bakıyorlar ama ben kızacağım diye boş boş. Neyse liseye kadar vakit var. Ondan sonra zaten mecbur öğrenecekler. Heh, bağcığı burada. Aynen. Çok güzel. İpi de içeriden bağlı. Zaten ipini de şey yapınca burası da açılacak dedi. Hüseyin halleder akşama. Vallahi bizi dünya masraftan aldı şu an. Bakın. 500 çantaya verecektim. Kafadan 1000 lira. Ki benim gördüğüm çanta bunlar gibi de değil. Vallahi Meli abla onları da bayağı masraf etmiştir. Benimkisi böyle normal kumaştı yani su geçirenden. Hem de çok güzel, çok şık. Yarım botlarını geçen seneden de şey olmadı. Yırtılma falan olmadı ama ayaklarını uyar mı bilmiyorum. Şeyi bitiremezlerdi, kışı bitiremezlerdi, küçülürdü. Mecbur alacaktım tabii ki. Ama hemen almazdım yani. Yerime bakayım. Çok güzel. Evet. İrem 37 giyiyor. Bunu niye aldığımı tahmin ettim. İmam Hatip okuluna formaları uysun diye. Hem tabanı yüksek. İrem'in de siyah hastalığı var. Meli abla da biliyor bunu. Çarşaf olayında size anlatmıştım. Niye bilmiyorum. Kızda bir siyah hastalığı oluşmaya başladı ve ben de ısrarla diretiyorum almamak için. Yoksa her şeyini bilmiyorum. Hani psikolojik mi acaba bu? Arkadaşlar bu siyaha yönelmesi gerçekten çok merak ediyorum. Hani vakit bulsam öyle bir psikolog mu artık pedagog mu? Pedagog şeyinde geç değil ama bilmiyorum daha. Dur bakalım. Daha şu an ergenliğe tam geçiş yapmadı. Böyle değişik değişik böyle bu şekilde şeyler oluşmaya başladı. Hadi ergenliğe geçiş diyorum. Fazla böyle çiçekli böcekli şeylerden uzak durmaya başladık kıyafet olarak. Genelde böyle düz renk. Şimdi mesela benim pantolonlarım, bluzlarım onun hoşuna gitmeye başladı. Bana şunu ayırırsın ben giyerim. Bana bunu ayırırsın ben giyerim. Hani o herhalde çiçeksi böceksi çocuk şeyleri başladı geçti. Şu an ben de hemen dalmasın diye onu çocuk modunda hala şey yapıyorum. Şu ortaokul bitene kadar lütfen bir de onlarla uğraşmak istemiyorum. Seni şöyle çıkarayım da babası görsün. Babası şey yapar. Meli abla bence uyar. İrem de çünkü 37 yiyor. Bir de kilo aldı biliyorsunuz. Onun da ayakları etli. Rahat olur. Ah Murad'ın eğer siyah siyah. Evet. Ayakkabı tam böyle kıyafete, formalara ve okula uygun şekilde. Bu arada arkadaşlar, resimlere falan baktım Google'da. Bakın mesela Necmettin Erbakan, İmam Hatip. Ben formalar için baktım kapaklı diye. Orada mesela kısa kollu, yazlık yani kısa kollu öğrenciler var mesela böyle resimlerde. Hatta tam diz altı boyu. Mesela ben ayak bileğine yakın aldım. Hep söylüyorum İrem'in çünkü pek kollama şeyi yok hep pantolon tayta alıştığı için. Elbiseleri mesela niye ben genelde diz altı ve uzun alıyorum veya kısaysa tayt giysin diyorum. Çünkü kollayamıyor kendini. Mesela oturuyor bacaklarına dalıyor mesela açıyor. Otururken de sanki pantolon varmış gibi altında hareket ediyor. Anladınız mı? Vallahi ay sağ olsun var olsun Meli abla. Okul ayakkabılarını almış. Formalara göre de olmuş.
Çok şimdi canlı cıvıl cıvıl renk formada sırıtır arkadaşlar. Bir de dediğim gibi İrem de biraz geçti o şeylerden. Ha, dışarıda şey yapsın ama okulda okul ayakkabısı gibi. Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Daha tabi orada kıyafetler falan var. Ha, herhalde yağmurluk. Arkasına bakalım. Melih abla, kız hırka yerine bunu giyebilir mi acaba? Ne? Ay, hakkıya bu. Ama canım şey, sonuçta okula giderken bir şey giyecekler ya. Üstlerine giderken giyerler. Aa, çok güzel almış ya. Bakayım da bazen bilmiyorum ama fiyatını şey yapıyorlar. Melih abla da kızıyor. Fırçalıyor herkes de. Çok güzel. İçi. Ben ya kumaş. Dışı da böyle. Tabi yağmurluk su geçirmez. Kapşonlu. Hatta. Ah Melih ablam, ben seni yüreğini seveyim ya. Kendi çocukları gibi, evlatları gibi her şeyi ayrıntısı ayrıntısında düşünüyor. Cepleri de var. Ben de çok kullandım arkadaşlar. Ay, İstanbul'da hem İrem'i alıyordum hem Akı'ya böyle. Çok da seviyorlardı. Şeyde mesela sonbaharda, ilkbaharda böyle ilkbahara geçerken hep böyle bulundururdum. Böyle şey bile olmadı. O kadar eskimemişti. O kadar böyle sık giymelerine rağmen. Kolları da büzgülü. Etek uçları da. Çok güzel. Hadi. Ayakkabısı istediği gibi, üstü de bizim istediğimiz gibi, değil mi Melih abla? He? Bak, çiçek böcek yok en azından. Arkası böyle kapşonlu. Bunun da aynı şekilde içi penye kumaş. Olur ya İrem'e. Ben artık 14-15'i veya 15-16'yı geçmeyi düşünüyorum o derece. Dur bakayım, ben onu güzel bir diyetlere sokacağım. Abur cubura yöneltmiyorum bereket. Bunların da kolu büzgülü. Çok tatlı ama şu renk. Bu da İrem'in. Kız bu niye arkasına bakınız, arkasına bakınız. Su itici kumaşmış ha. Su itici kumaş yazıyor. Çok güzel bir. Ah, iyi tamam. Bunlarla giderler. Üstlerinde. Kart var bunun içinde. O kutuları dağıtmayayım anam. O kutuları böyle şey yapıyorum, katlıyorum, hemen aşağı bodruma. Taşınacağım zaman elime şey gelsin, fabrikada ne kutular çıkıyor. Sefer abi var meydan. Arabaları yüklüyor, şeyleri, kartonları çıkartıyor. Sefer abi diyorum, ne oluyor bunlar diyor, işte atılıyor dedi. Yok, bir geri dönüşme veriyorlar dedim. Dünya şey çıkar çünkü. Sefer abi bakıyor, gördüm diyorum, küçük karton kaç para biliyor musun? Diyorum 60 lira. Şimdi dedim enflasyonda onlara da zam gelmiştir. 100 lira olmuştur dedim, bir küçük şey. Yapma ya diyor tabii dedi. Ay dedim, verse var ya alırım onları yani. Bilmem fabrikayı söylesem şey yapar mı acaba? Bir dünya çıkıyor fabrikadan. 50 tane alsam karton. Bakayım söyleyeyim, rica edeyim, el taşıyacağım diye. Servis şey yapıyor. Hatta Ömer Bey'e rica ederim, evin yakınına falan bırakır beni öyle kartonlar falan olursa. Ama zannetmem de, yine bir söyleyeyim bakayım.
Vallahi ne güzel olur. Kalın kalın biber. Evet arkadaşlar, ben sonlandırayım. Buraları da bir toplayayım. Tabii şu an ben edit yapıyorum. Devam edeceğim editi. Bir kahve yaparım. Ondan sonra bunu yüklemeye koyarım inşallah. Devamını da çekerim. Çok sevindim ben de. Allah razı olsun. Hem çocuklarımı sevindirdi. Vallahi hem bizi rahatlattı, sevindirdi. Melih abla bayıldım kız çantalara ben. Hepsi ayrı ayrı çok güzeller. Yağmurluğundan yani bilmiyorum. Ama ben çantalara bayıldım. Gerçekten. Hakkı'nın da İrem'in renkleri bir de renkleri de çok güzel. Vallahi çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani yağmur geçirmezine kadar da her zaman zaten düşüncelim. Bir market alışverişi yapıyor kadın. Ekmeğe ne kadar alıyor? O kadar böyle ince düşünüyor yani. Bela bak. Yağmurlukları ne kadar almış? Ayakkabısı, çantası, sulu. Sağ olsun. Bizim de omuzumuzdan bayağı bir yük kaldırdı. Bayağı bayağı. Melih abla ben vallahi şu çantaları çözemedim. Hatta evde girmeden hemen sana yazacağım. Gerçekten. Şu astar olayı benim kafam karıştırdı. Bir de çanta olarak ne diye aldın? Bence okul çantası olarak değil. Şu içi müsait değil. Okul çantası olmaya. Spor çantasıysa şu astarlara kafam takıldı hele. Hadi diyorum dikim hatası olsa orada dikim hatası. Bu da mı dikim hatası? Şu şimdi bu ne işe yarayacak hele burada katlı? Burada kadınlık bir durum yok ki. Bir internet şeyine koydular mı? Böyle koyarlar. Bu nedir bu şimdi? Şimdi açtırsam bunu. Neresinden açacak? Çünkü astar da kenarlarından böyle dikili. Açılma yeri mi var ya? Altına bakayım mı dedim. Altı da dikişli. Hiç çözemedim ha. Belki şimdi de çantayı bilenler bir safa bak. Bir şeyi bilmiyor vallahi. Almadım ki nereden bileyim. Her şeyi bileceğiz diye bir kaide yok yani. Normal çanta alıyordum. Spor çantası hiç gerek duymadım çocuklara. Öyle çünkü beden dersi hani eşofmanlarını giysin gelsin veyahut da okulda işte hiç öyle spor şeyine de gerek duymadılar. Spor kıyafet de almadım ben. Beden derslerini okul formalarına yaptılar. Söylemedi de öğretmen alın diye mesela. Gerek görmedi. Burada da müreffede de söylemediler. Şimdi bilmiyorum tabii. Neyse sonuç itibariyle tabii ki de teşekkürlerimi ediyorum. Çok çok hem de Allah kesine bin bereket versin inşallah. Allah'ım sana hastalık yüzü göstermesin. Şimdi tam takır arkadaşlar giderler. Her zaman diyorum dört dörtlük alamasam da çocuklara bakın gene biz de yetmeye çalışıyoruz işte. Taksit taksit de olsa. Hadi dedik altını alalım, üstünü alalım. Çocukların yanında şey kalmasınlar. Mağdur olmasınlar arkadaşların içinde diye. Çünkü takılırlar benimkiler. Takılırlar. Hele ben zaten siz benim vicdanıma öyle bir şey yani bir şekilde şey yapardım gene ya. Altını formasını bir şekilde üstünü şey yapardım. Altını ona göre ayarlardım. Ama elimiz zaten öyle bir şey yoktu. Demek ki form olarak da hırka olarak mesela düşündüm. İki tane lacivert hırkaları vardı. Altlarını şey yapardım, üstlerine hırkaları verirdim. Gene uydururdum bir şeyler. Uzadıkça uzuyor konuşmalarım. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar tekrar her zamanki gibi destekleriniz için tek tek teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.